bebeğimizi banyo yaptırdıktan sonra bezliyoruz öncelikle. Bezini giydirdikten sonra da kısa kollu bir çıt çıtlı body tercih ediyoruz. Bizim en çok önerdiğimiz ve kolay giydirilebilir kıyafetlerden biri sadece altı çıt çıtlı kısa kollu body. Sonra mutlaka bir çorap giydiriyoruz çünkü artık sonbahar mevsimindeyiz ve yavaş yavaş kışa doğru gidiyoruz. O yüzden de bu body'nin üstüne alt üst biz tulum tercih ettik. Evet, bitiyor. Giyiyoruz işte. Özellikle bakın şu lastik kısmında rahat olmasına dikkat edin ki bebeklerin belini sıkmasın ve iz yapmasın. Üst kıyafeti giydirirken de özellikle anne babaların zorlandığı en önemli şeylerden biri bu. Öncelikle bir elinizle böyle tarayarak diğer elinizin üç parmağını geçirerek bebeğinizin elinden tutarak kolunu güvene almanızı istiyoruz giydirirken ve sonra yavaşça böyle süpürerek giydirmenizi istiyoruz. Sonra yine bebeğinizi çevirirken en önemli şey bebeğin boynunu başını tutmak. Masaj çok hoşuna gitti ama giyinmek çok hoşuna gitmedi. Yeni doğan bebekler özellikle çıplakken çok ağlarlar. Çünkü anne karnında bir amniyon sıvısının içinde oldukları için. Dünyaya geldikten sonra da biz onları giydirdiğimiz için banyodan önce soyduğunuzda bir miktar ağlarlar. Ama endişelenmeyin. Suya biraz alıştıktan sonra bu ağlama zaten kendiliğinden geçecek hemen. Yaz aylarında hani giyim için ideal olan sadece kısa kollu bir çıt çıtlı body ve üstüne muslin örtü dediğimiz örtüler kullanmak ideal oluyor ama kış ayları için body'nin üstüne mutlaka bir takım giymek gerekebiliyor. Bazen bu takımların kendi eldivenleri oluyor. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Eğer kendi eldiveni yoksa da ekstra bir eldiven takabilirsiniz. Banyodan sonra önemli bir detay da şapka. Bebekler en çok ısıyı başlarından kaybettiği için şapka takmamız gerekiyor. Ama öncesinde tabii ki en önemli şey bebeğinizin saçlarını taramak. Saç taramayı çok seviyorlar. Bakalım Alper Ali sevecek mi benim onun saçını taramamı? Bu aslında taramak hem onlara masaj yapmak gibi bir şey. Masaj yapıyoruz aslında. Bir taraftan da bu halk dilinde konak olarak çok duyarsınız. Yeni doğan konak oluşumunu engellemiş oluruz. Özellikle bakın şuradaki üst deriyi sürekli tarayarak yenilediğimiz için öyle bir doku oluşmuyor ve konak oluşumunu engellemiş oluyoruz. Taradıktan sonra da bebeğimizin şapkasını takabiliriz. Sonra bir miktar kıyafetini giydirdikten sonra yine onu rahatlatmak için omzunuza koyarak ona yavaş yavaş böyle hafif hafif pişş, pişş, pişş sesleriyle rahatlatmayı deneyebilirsiniz.